Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Şubat 2019 Bitcoin dolar analizini yapacağım. Cembe'nin isteği üzerine. Bitcoin bildiğiniz gibi öncelerde bayağı ucuzdu. Şu bölgelerde herkesin ilgisini çekmeye başladı. Burada artık hiç borsayla ilgisi olmayan kişiler, çok iyi hatırlıyorum, Bitcoin ile ilgili konuşmaya başladı şu bölgede. Orada artık Bitcoin'in son durumunun geldiğini gördüm ve ondan sonra aşağı düşeceğini düşündüm. Bitcoin'i şimdiye kadar böyle analiz etmemiştim ama şu noktada ortalama 2017 Aralık ayında şirkette hiç finansla ilgisi olmayan temizlik yapan kişiler bile Bitcoin ile ilgili konuşmaya başladıklarında artık Bitcoin'in sonunun geldiğini düşünmeye başlamıştım. Bundan sonra Bitcoin büyük bir düşüş yaşadı ve 12 Şubat 2018'den sonra aşağı yönlü ilerlemeye başlamış bulunmakta. Şu anda hala fiyatlar şöyle ortalamanın üstüne geçemiyor. Yani aşağıya trend devam etmekte. Haftalık grafikte bakıyoruz buraya. Burada da gördüğünüz gibi mavi kısımlar daha aşağıda. Yani ayılar boğalardan daha güçlü. Yani daha çok satıcı var demek. Zaten bu kadar büyük bir gelirden sonra kazancı sağlayanlar ellerindekileri satmak isteyeceklerdir kazançlarını korumak için. Günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte şu bölgede kısa dönem bir düzelme olduğunu ve boğaların daha çok güçlendiğini görüyoruz. Maviler daha yüksek ve yavaşlığında indikatörü de yukarı doğru çıkmakta. Tabii bu sadece kısa dönem yapılabilecek işlemler için geçerli bir şey. Burada da örneğin ortalamaya değmiş. Bu durumda yukarı şuraya kadar yukarı çıkması beklenir. Tabii yapacağım söylediğim şeyler kısa dönemli işlemler için geçerli. Burada tekrar yukarı doğru gitmesi mümkün kısa dönem için. Bu kanala değene kadar, kanala değdikten sonra tekrar aşağı inecektir. Burada diğer önemli bir nokta tabii, buranın da önemli bir nokta olması. Burayı geçmekte tabii biraz zorlanması mümkün. Şöyle bir kanal olduğunu düşünürsek orada. Haftalık grafikte de şu bölge olarak görünmekte. Ve ek olarak o bölgeye yukarı uzun dönem yukarı çıkabilmesi için bölge buna ek olarak bu ortalamanın da üzerine çıkması lazım. Bu da tabii onu çok zorlayacak bir durum. Çünkü ne demiştik haftalık grafikte bu kısımda ayılar yani satıcılar şu bölümde daha güçlü. Şu anda kısa dönem yukarı çıkışlar olsa bile genel uzun dönem Bitcoin'in yönü aşağıya doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Bitcoin analizimiz de bu kadar. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Bay bay.